şu pozisyonda da hakem ilginç bir şekilde sarı kartla cezalandırdı şu pozisyonu. Şimdi olay ilk yarıda gerçekleşiyor. Şu anda durum 1-0 Ahmet Spor önde. Gole gidiyor şey. Yani burada bariz gol şansını geçtim. Topla uzaktan yakından alakası olmayarak arkadan kasti müdahale söz konusu. Şimdi arkadan kasti müdahaleden kasıt şudur. Yani futbolcuların arka bileğinin topuğunun üzeri aşil tendonları onların en savunmasız yeridir. Şimdi tekmelik takarlar, önden gelen darbeyi görme şansları var, yandan gelen darbeyi görme şansları var ama arkadaki o aşil tendon tamamen korumasızdır. O korumasız alana yapılan her türlü müdahale ağır fauldür. Özellikle bunun gibi topla alakası olmayan, sadece düşürmeye ve sakatlamaya yönelik hareketlerde bariz gol şansını bekleyerek şurada kırmızı kart vermeyen hakemin ben hakemliğini tartışırım. Bir de artık mesafeyi açmış, koşup gidiyor, yakalaması da imkansız, düşürüyor son çare. Şimdi yeri gelmişken şimdi söyleyelim. Bu hafta itibariyle ben işte takımlarımızla konuşuyorum, hocalarımızla konuşuyorum, futbolcularla konuşuyorum. Keçiören Bağlumspor çizgiyi geçmeyen bir topa gol verildiği için yenildi Bal Ligi'nde. Çankaya Spor iki tane golü offside diye iptal edildi. Bu arada Ayça Keçiören'in gol fotoğrafı da girebilir şeye. Onun üzerine de konuşabilirim. Üçüncü ligde Çankaya Spor iki tane Erzin deplasmanında iki golü offside diye iptal edildi. Bir bir berabere kaldı. Hacettepe'nin şu pozisyonda gol verildi. Şimdi burada golü veren yardımcı hakem. Yardımcı hakemin nerede olduğunu herkesin dikkatine ve takdirine bir sunuyorum. Yani sen oradan gol veriyorsa zaten komple yanlış. Topun olduğu yerde olması gerekiyor. Çizgiye inmesi olması gerekiyor. Bulunduğu yerden gol görmesi çok doğal açı itibariyle. Ama oradan gol gördüğünde de ya ben çizgide değilim. Dolayısıyla burada gördüğüm çok da doğru olmayabilir diyebilmesi gerekir tecrübeli bir hakemin. Şu pozisyonda gol verdiği için Bağlumspor yenildi. İşte ikincilikte Hacettepe'nin pozisyonunu gösterdim. Birincilikte Osmanlıspor maçına gittik. Osmanlıspor'un maçında hakemde şöyle bir şey vardı. Şimdi hakemlik camiasında bütün şeylerde şu beklenir. İzleyiciler, medya, kulüpler falan. Kararlarda bir standart olması gerekir. Yani çekme sarı karttır. İşte ne bileyim işte ayağa basma sarı karttır. Ve birbirinden farklı maçlarda birbirinden farklı hakemler bile bu standardı tutturamadığı zaman bizim açımızdan bir izleyiciler olarak söylüyorum bizim açımızdan bir eksi puandır bu. Osmanlıspor maçında aynı hakem aynı maç içerisinde standart dışı kararlar verdi. Osmanlıspor'lu oyuncu rakibini çektiği zaman sarı kart veriyor. Keçiören'lü oyuncu çektiği zaman sarı kart vermiyor. Burada şey yanlış anlaşılmasın. Hakem Keçiören gücünü tuttu demek istemiyorum. Hakem çok kötüydü demek istiyorum. Hakem gerçekten çok kötüydü. Yani ben birinci lig seviyesinde çok uzun süredir bu kadar kötü hakem seyretmemiştim. Yani gerçekten felaket ötesi aynı maç içerisinde birbirinden 5 dakika arayla çok farklı kararlar veren bir hakem vardı. Süper Lig'de Cüneyt Çakır, Ankara Gücü maçındaki Cüneyt Çakır'ı da hep beraber gördük zaten. Evet. Olmayan bir pozisyonda penaltı. Yani VAR kamerasının açısı kendi açısından daha kötüydü. Daha yakındı. Daha net görüyordu pozisyonu. Ve yani oyuna hani rakibin itirazına ya yok bir şey kolu kapalı falan herhangi bir mimik yapmadan devam ettirdi oyunu. Ondan sonra geldi VAR'ın başına. Orada 10 dakika televizyon seyrettikten sonra kulağına artık ne söylendiyse mi diyeyim yani öyle mi diyeyim yani bilmiyorum ama penaltı kararını verdi. Sonra Cebrail'in atılması. Ya arkadaş şimdi ben Cebrail genç çocuk. Hani ite kaka gidebilir falan. Bana işte ben maçı izleyemiyorum. Cebrail atıldı şey oldu. Biz yayındaydık o sırada. Ben sonra tekrarında seyrettim. Ya o pozisyonda Cüneyt Çakır çapında bir hakemin ikinci sarıdan oyuncu atması imkansız bir şey. Ama ne oldu? Bugün bizim Kraspor.com'daki haberimiz gibi Ankara Gücü'nü ahı tuttu. Cüneyt Çakır UEFA 2022 listesinden çıkarıldı.
Çünkü yurt dışında melek gibi maç yönetip yurt dışında Türkiye'de böyle saçma sapan kararlar verirseniz bunun da bir geri dönüşü olur size. Evet. Yani şimdi Cüneyt Çakır Türk hakemliğinin gururu, Türkiye'nin bayrağı vesaire ama yani Ankara Gücü maçında yaptıklarına bakarak söylüyorum yani 19 Mayıs dış sahalarda o 15'in o yani 4. maçına çıkan bir orta hakem o iki kararı aynı maçta verse yemin ediyorum tribünden linç ederler adamı ya. Genel olarak da ama Gökalp abi bu eleştiriliyor değil mi? Hakemlerde işte istikrar yok kararlarında. Genelde hiçbir hakemimizin istikrarı olmadığı için. Aynı olaylara farklı kararlar. Tabii kararlar. Yani illa aynı maç içerisinde olması gerekmiyor. Hafta değişiyor aynı pozisyon farklı karar veriyor. Şimdi arkadaşlar Premier Lig ya da bu kadar değerli kılan şey şudur. Pozisyonlara göre kararlar hakemlere göre değişmez. Yani ayağa basmak sarı kartsa orada. Ayağa her basıldığında sarı kart verilir. Az bastı, çok bastı, istedi, istemedi vesairesi yoktur. Ayağa basılır, sarı kart verilir. Çekme sarı kartsa çektiğini gördüğü zaman sarı kartı çıkartır verir. Bizde çektiğini gördüğü zaman bazen verip bazen vermediği zaman bir hakem verip bir hakem vermediği zamanlar olduğu gibi işte bu hafta bizim Osmanlı maçında yaşadığımız gibi aynı hakem aynı maç içerisinde 5 dakika arayla birinde çekmeye ikinci sarıyı Halil İbrahim'e gösterip Halil İbrahim Esen'e gösterip oyundan attı. 5 dakika sonraki çekmeye sarı kart vermedi. Yani hadi bir de bu kurallar sabit nihayet. Farklı hakemlerin farklı maçlarda birbirinden farklı kararlar vermesini hani anlamaya çalışalım ama yani bu şeyi anlayamıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Yani gerçekten anlamak mümkün değil. Ya biz istiyoruz ki hakem oyunun sonucunda olmasın. Ama şimdi bak Bal Ligi'nde Keçiören, 3. Lig'de Çankaya, 2. Lig'de Hacettepe, 1. Lig'de Osmanlı Spor, Süper Lig'de Ankara Gücü. Yani bütün profesyonel ve hani profesyonelle aday liglerde hakem hatasıyla ilgili benim konuşabileceğim bir şeyler var burada. O zaman bir şeyler yanlış gidiyor.